Almanya ile ilgili sevmediğim 5 şey. Birinci madde arkadaşlar burada her şey gerçekten posta yoluyla işliyor. Yani daha internet keşfedilmedi. Biz böyle 1950'lerde falanız. Türkiye'de internetten ulaşabileceğiniz birçok belge ve hizmet varken bu Almanya'da nedense bir posta fetişi var. Adamlar en ufak belge için kağıt israf edip bunun üzerine bir de kuryecinin benzinini israf etmekten zevk alıyorlar. Çünkü internet keşfedildi yani internet diye bir şey var ve bayağı birçok şey için kullanılabiliyor yani internet diye bir şey var yani. Hani. Artık böyle posta ve posta kutusu görünce orgazm oluyorlar böyle. Ah posta, ah posta. İkinci madde Almanlarda pratik zekanın P'si yok. Bu insanlar kural üzerine kurulmuş düzenlerde yaşıyorlar. Öyle kuralcı, sıkıcı, monoton kimlikleri var ki çok günlük konuda yaratıcı çözüm ve pratik fikir bulma konusunda gerçekten çok kısırlar. Üçüncü madde arkadaşlar bu Almanlar o kadar pinti ki o kadar pinti ki anlatamam. Almanlar benzin fiyatlarını %100 zam yaşayan Türkiye'den daha çok konuşuyor. Yemin ediyorum bakın benzin zamlarını bunlar 10 cent zamlanmış, 20 cent zamlanmış diye böyle resmen dünyaları kararıyor yani. Tabii ki bu güzel bir şey. Yani en azından farkındalıkları var ve bunu eleştiriyorlar ama her şeyde paralarını kuruşu kuruşuna hesap ediyorlar. Yani arkadaşlarınızla bir yere gittiniz falan kuruşu kuruşuna. Kimse kimseye bir şey geçirmeden herkes ne harcadıysa onu ölüyor ve Hatta bunu böyle kuruşunu senti sentine yani işte 53 sente, 54 sente onu bile not alıyorlar yani o, o derecede pintilik ve maddiyatçı para sayma mentalitesi var Tabii ki bize öğretilen o ki mesela ne kadar harcarsan o kadar da sana gelir ne kadar insanlara yardımcı olursan o kadar da sana gelir Lakin bu almanlar kafayı 3 sentle 4 sentle bozmuş durumdalar Dördüncü madde yavaş işleyen bürokrasi. Şimdi arkadaşlar mesela bir şeye başvurmanız için öncesinde başka bir şeye başvurmanız gerekiyor. O birinci başvurunuzu yapıp belgenizi alıyorsunuz sonra ikinci başvurunuza gidiyorsunuz. Sonra o başvurudan sonra size diyorlar ki başvurunuzu işleme aldık. Fakat belgenizi teslim almak için bir tane daha randevu almanız gerekiyor. Sonra o belge için tekrar randevu alıyorsunuz. Ondan sonra size bir tane daha posta geliyor. Size o gelen postayla gidip tekrar o belgeyi almak için gidiyorsunuz. Sonra o belgeyi size veriyorlar. Fakat randevu sürecinde yani her randevu aldığınızda genellikle neredeyse hiç boş yer olmuyor ve o yüzden böyle sabah pazartesi 5'te falan kalkmanız gerekiyor randevu almak için. Bunun dışında gerçekten hafta boyunca randevu almak imkansız. Yani sırf randevu alacaksınız diye sabahın 5'inde kalkıyorsunuz. Ve tek bir belge için bazen iki bazen 3 randevu almanız bile gerekebiliyor. Yani böyle bir sistem. Arkadaşlar burada harbiden devlet memurları yatıyor yani. Herhalde yatıyorlar. Ben bilmiyorum. Mesela bankalarda falan abi 2 gün 2 gün izinleri var abi. Hafta içi 2 gün izinleri var. Nasıl olur böyle bir şey ya? Zaten bir öyle araları var. Yani Allah öyle bir mola vermiş ki yani ne bileyim hatim indirirsin yani o arada.